Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün bardakta kek tarifi vereceğim ve hem fiyatı çok uyguna gelecek hem de pratik, hiç kesinlikle bulaşığınız çıkmayacak hem de çok kısa bir süre içerisinde yapacaksınız. Gerçekten ama gerçekten çok lezzetli bir tarif, siz bile şaşıracaksınız. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. Bir tane porselen bir bardağım var, siz de böyle bir bardakta yaparsanız çok güzel sonuç elde edersiniz. Bardağın içerisine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Bu 1, bu da 2. Görüyorsunuz tepeleme değil, böyle 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Bu 1, bu 2. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Eğer kabartma tozunu böyle daha fazla eklerseniz bu sefer taşacaktır bardaktan. Bu da istemediğimiz bir sonuç. Onun için 1 çay kaşığı yeterli olur. Görüyorsunuz tam silme. 1 çay kaşığı kadar da vanilin ekliyorum. 2 tatlı kaşığı kadar kakao ekliyorum. Bu 1, bu da 2. Tüm toz karışımlar iç içe girsin diye başta bunları iyice karıştırıyorum. Şimdi birazdan sıvılarını ekleyeceğim. Karıştırmadan sıvılarını eklersem eğer böyle kümeleşecektir. Böyle kabartma tozu bir yerde toplanabilir. Yani iyi karıştıramayabiliriz. Bu şekilde karıştırmak daha avantajlı. Daha iyi karışır. Daha homojen bir kıvam elde etmiş olursunuz. Bir dakika boyunca durmadan bunu bu şekilde karıştırdım. Tam istediğim gibi homojen bir kıvama geldi. Görüyorsunuz mis gibi tek parça halinde. Şimdi de sıvılarını ekliyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Bu bir. 1, bu da 2. 5 yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum. 1, 2, 3, 4. Bu da 5.'si. Yalnız sütü koyduğum seviyeyi görüyorsunuz. Böyle tam tepeleme yapmıyorum. Yani 5 tane tepeleme olmadan 5 yemek kaşığı süt. 5.'sini de ekledim. Ve şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Dediğim gibi bunun da homojen olması gerekiyor. Tüm malzemenin tek parça haline gelmesi gerekiyor. Başta tozlar uçuşmasın diye bu şekilde dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Tüm malzemeler iç içe girdi ve durmadan bunu bu şekilde karıştırıyorum. Kıvamı görüyorsunuz aynen. Bu şekilde olması gerekiyor. Tam istediğim kıvam işte bu. Eğer malzemeniz mesela un eklediniz, sütünü eklediniz, sıvı yağını eklediniz, kıvamı böyle bundan daha katı olduysa böyle çok az daha süt ekleyerek bunu açabilirsiniz. Çünkü kıvamı tam böyle olması gerekiyor. Ya da tam tersi böyle çok cıvıksa böyle bir parça un ekleyerek bu kıvamı elde etmeye çalışın. Bu kıvam tam istediğimiz kıvam. Bir dakika boyunca durmadan bunu bu şekilde karıştırdım. Tam homojen bir kıvam elde ettim. Ve artık kekimiz pişirmeye hazır. Böyle içinde hava kabarcığı kalmasın diye elinizle şöyle vura vura bunu zaten düzeltebilirsiniz. Böyle üst kısmı dümdüz olacak, mis gibi olacak. Şöyle göstereyim. İyice vurduktan sonra zaten görüyorsunuz dümdüz oldu. Bunu hazırlama 1 dakikamı almadı diyebilirim size ve şöyle söyleyeyim, pişirmesi 1,5 dakika. Yani 2,5 dakikanızı alacak. Üçüncü avantajını söylüyorum. Sadece bu bardak kirlenecek. Başka bir şeyiniz kirlenmeyecek. Bir de yanında kullandığınız kaşığınız. Yani bulaşık çıkmıyor. Canınız böyle tatlı krizine girdiniz. Bir dakikada hazırlıyorsunuz, 1,5 dakikada pişiriyorsunuz ve enfes bir lezzet. Şimdi bunu pişirmeye geçiyorum. Mikrodalgamı açıyorum. İçerisine yapmış olduğum karışımı ekliyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Bendeki mikrodalgada güç ayarı var. Güç ayarını 100'e getiriyorum. Bunu onaylıyorum. Şimdi de dakikasını ayarlayacağım. Dakikasını da 1,5 dakikaya getiriyorum. Şu şekilde göstereyim. Aynen bu şekilde. Bazı mikrodalgalarda watt ayarı var. Wattı 700 watt'a getirmeniz gerekecek. Yine 1,5 dakikada pişireceksiniz. Mikrodalgası olmayanlar için fırında da yapılabilir. Fırının ayarını söylüyorum. 250 dereceye getireceksiniz. Altlı üstlü fanlı olacak ve 3 dakika pişireceksiniz. Ve aynı kıvamı elde edeceksiniz. Şimdi mikrodalgamı artık çalıştırabilirim. Özellikle böyle zamanlarda böyle pratik tarifler gerçekten çok işe yarıyor. Herkes evde zaten böyle pratik tarifleri böyle çok kısa süre içerisinde yapabiliyorsunuz. Son 5 saniyesi kaldı. Evet, artık çıkaracağız. Ve bitti. 1,5 dakika doldu. Şimdi kapağını açıyorum. Ve şöyle göstereyim. Mis gibi ya. Şuna bakın ya. Şöyle üzerine biraz pudra şekeri ekliyorum. Şuna bakın ya, mis gibi gözüküyor ya. 1,5 dakikada kekimiz hazır. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum ve kekimi şu şekilde çıkarıyorum. Şuna bakın. Ya şuna bakın ya, muazzam ya. Kıvama bakın ya. Şöyle tadına bakıyorum. Ya. Tek kelime öyle dört dörtlük olmuş bu ya. Şöyle kıvamını size göstereyim. Ya şuna bakın, ne kadar güzel pişmiş ya. Muazzam değil mi? Fena bir şey ya. Şöyle devam ediyorum. Gerçekten dört dörtlük. Her yanı böyle eşit pişmiş, mis gibi olmuş.
Şuna bakın. Muazzam bir kabarma. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.